Mutlu akşamlar, yeniden karşınızdayız efendim. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu başkanlığında yaptığı toplantıda Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'dan cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin bilgi aldı. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun başkanlığında toplandı. Ceza infaz kurumlarındaki hak ihlallerinin ele alındığı toplantıda Yeneroğlu, komisyona şu ana kadar yapılan başvurulardan büyük bölümünün ceza ve tevkif evleriyle ilgili olduğunu belirtti. Komisyona 12 Ekim 2016 itibariyle ulaşan toplam başvuru sayısı 3643'tür. Bu başvurulardan 2582'si hakkında işlem yapılmış olup, geri kalanlar da yasal süresi içerisinde cevaplandırılacaktır. Komisyonumuzca işleme alınan başvurular konularına göre dağılımı şu şekildedir. Cezaevlerinden gelen başvurular 1279, yargıya ilişkin sorunlar ve şikayetler 591, memuriyete ilişkin sorunlar 657, yasal düzenleme talebi 229, komisyonun girişimde bulunması 7. veya yerinde inceleme talebi 129, işleme alınmayanlar 114, üniversitelerle ilgili meseleler 93, bunun ötesinde de çok çeşitli sorunlarla ilgili hususlar da 184. Komisyona bilgi veren Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, toplam 372 ceza infaz kurumunda 195 bin tutuklu ve hükümlü bulunduğunu söyledi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra artan tutuklu sayısı itibariyle cezaevlerindeki doluluk oranının yaklaşık %104'e tekabül ettiğine değinen Yıldırım, kapasite fazlalığını karşılayabilmek için kurumlara ek yatak koymak ya da ek üniteleri yatakhaneye çevirmek gibi tedbirler alındığını anlattı. Cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen insan hakları ihlalleriyle ilgili her şikayeti detaylı araştırmaya gayret ettiklerini belirten Yıldırım, 52 bin personelle yönettiğimiz kurumlarda elbette münferit olumsuzlukların yaşanma ihtimali her zaman vardır. Hak ihlali sayılacak olayların sistematik ya da kurumsal olup olmaması önemli ki böyle bir durumda yoktur dedi. Tutuklu ve hükümlülerin resmi makam ya da avukatlarına yazdıkları mektuplar hariç diğer mektuplarının kontrol edildiğini, kurumun ve personelin güvenliğini tehlikeye düşüren, örgütsel haberleşme amacı taşıyan, tehdit ve hakaret içeren mektupların gönderilmesine izin verilmediğini belirten Yıldırım, milletvekillerine gönderilen mektupların örgüt haberleşmesi sayıldığı için gönderilmediği iddiası doğru değil dedi. FETÖ soruşturması kapsamında personel yönünden adli ve idari soruşturmaların devam ettiğini belirten Yıldırım, şu ana kadar 1929 personel hakkında işlem başlatıldı. 1517'si hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmış, 490 kişi tutuklanmıştır. 3 kişi halen firaridir. 726 kişi adli kontrol altında, 391 kişi hakkında da adli ve idari soruşturma başlatılmış ancak serbest bırakılmıştır diye konuştu.